sertten işlemeli. Böylece Türkiye bir atağa kalkmalıdır diyor. Bunun için Türkiye'nin kaynakları yeterlidir. Bunun için Türkiye'nin insan gücü yeterlidir. Bunun için tek bir şey gerekiyor. İrade gerekiyor. Siyasi irade gerekiyor diyor. Bu düzenin, bu cumhurbaşkanlığı sisteminin çürümüşlüğü insanları enflasyonla yoksullaştırır. Enflasyon Süleyman Demirel'in dediği gibi yoksulluğu, ahlaksızlığı ortaya çıkartır. İnsanların yaşam anlayışını yok eder. Aile birliğini ortadan kaldırır. İnsanlar geçinemedikleri için boşanmaya başlarlar. Çaresizlikten çocuklar yurtlara savrulur. O çocuklar üzerinde oyunlar oynanır. Yoksul o çocuklar üzerinde oyunlar oynanmaya başlanır. Ahlak gittikçe çöküşe uğrar. İşte böyle bir düzene karşı bizim tekrar üreten, ürettiğini hakça paylaşan, büyüyen, büyüdükçe kendi toplumuyla kucaklaşan bir ülkeyi tekrar inşa etmemiz gerekir. Onun için devlet iktidardakiler için değil, devlet ve iktidar millet için var olmak zorundadır diyor. Bu kadar ne? Peki bunun ilk hamlesi olarak ne yapmak gerekiyor? Kılıçdaroğlu onu da çok net açıklamış. Ben iktidara Allah'ın izniyle gelirsem hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diyor. Peki bu nedir? Bu çok açık ve çok yalın haliyle. Aile destekleri sigortası. Ne? Adı budur. Bu sigortada hiçbir aile bunu alırken herhangi bir aidat ödemiyor. Bu bir borç değil. Geriye ödenmiyor. Bu sadece şu. O ailede çalışan hiç kimse yoksa, hiç kimse bir işe giremediyse o ailede yaşayan kadına devlet asgari ücret tutarında bir maaşı derhal öder diyor. Bu ne demektir? O ailede ocak kaynayacak demektir. O ailede çocuk yatağa aç girmeyecek demektir. İşte tam da budur. Türkiye'de hiçbir çocuk bizim iktidarımızda yatağa aç girmeyecek. Bu ülkenin ayıbıdır. Ama onlar ne diyorlar? Bunlar fakir fukaradır diyorlar. Bunlara yardım etmek bereket getirir diyorlar. Kime bereket getirir? Kendilerine. Kendi mal varlıklarına bereket getirir. Onun için bunlara verdiklerimizi çok görmemek lazım diyorlar. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Sosyal yardım adı altında sadakaya bağlar gibi yapmaya çalışıyorlar. Onların yaptıkları sosyal yardımların 100 katını, 200 katını Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gani gani yapıyorlar. Üstelik de göstererek yapmıyorlar. Üstelik de kafalarına fırlatarak yapmıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle, Çankaya Belediyesi'nde 3.000-3.500 çocuğa sabah akşam yemek veriliyor. Üniversitelere veriliyor. Üniversitedeki çocuklara. Sıraya giriyorlar, yemekleri en hak ettikleri şekildeki yemekleri yiyorlar. Ve bu çocuklar gururla orada. Neden? Çünkü kendi yerleri. Çünkü belediye kimseye ait değil. O belediye Alper Taşdelen'in değil. Alper Taşdelen milletten aldığını millete veriyor orada. Peki diğer belediyelerimiz? Diğer belediyelerimizin de tamamı da öyle. Beylikdüzü Belediyesi de öyle. Yeni Mahallede de var. Diğer yerler Beşiktaş'ta da var. Diğer yerlerde de var. Bütün belediyelerimiz. Bütün belediyelerimiz gani gani gereken yapar. Üstelik yaparken ya bu hangi partilidir falan diye diyerek yapmıyorlar. İşte biz bu açıdan bu şekliyle bakıyoruz. Ama bu cumhurbaşkanı ve bu bakanlar, bu saraya bağlı olan bakanlar Türkiye'yi bu yoksullukta başka bir şeye daha sürüklüyorlar. Uyuşturucu batağına. Bakın 10 yaşındaki çocuklar uyuşturucu kullanıyorlar. Onlar çocuk değil mi? Diyorlar ki, soru soruyorlar. Yavrum, sen niye uyuşturucu kullanıyorsun? Ben cebime 3 kuruş para girdi mi aklıma o geliyor diyor. Niye o geliyor? Aklına. Devlet ona sahip çıksa, o aileye sahip çıkılsa, o da sinemaya gidebilse, top oynayabilse, bir okulda okuyabilse, aklına o gelir mi? Bu ülkede 1 milyon çocuk eğitim dışında.
milyon çocuk. Az mı geliyor size? Sakarya'nın nüfusu 1 milyon. 1 milyon çocuk eğitim dışı. 3 milyon 601 çocuk nerede olduğu belli değil, arada. Yani bu insanlar okumuşlar, bilmem ne yapmışlar ama bir iş bulamıyorlar. Türkiye bu şekilde içi boşaltılıyor. Şimdi bu uyuşturucu batağının en büyük koruyucusu İçişleri Bakanı'dır. Hala açıklamıyor. Hala söylemiyor. Ya Kolombiya'dan 5 ton kokain geliyordu kardeşim. Tamam mı? Onu buradan teslim alacak birisi vardı. Sen gittin MK diye birisini tutukladın. MK gariban bir adamdır. 500 liralık bir şahıs şirketi üzerine kurulmuş, adrese evini göstermiş bir adamdır. Arkasında kim var açıkta diyoruz, tutuyor ya. Sordunuz mu? Sordum. Sezgin Baran Korkmaz'ı. Bu devlet mahkemelerle oynuyorlar. Mahkemelerde karar aldılar. Yurt dışına çıkamazsın, mal varlıklarına el koyduk dediler. Gitti Soylu'nun odasına oturdu. Mahkemeler karar aldı, yurt dışına çıkabilirsin. Mahkemeler kararını kaldırıyor dediler. Yurt dışına kaçırdılar. İtiraf etti devletin en üst biriminden en alt birimine kadar yaptık diye. Daha sonra kaçan adam için yurt dışına çıkma yasağı koydular. Bu çürümüşlük değil de nedir? Bu çürümüşlük değil de nedir? O yüzden izin verirseniz şunu ifade etmek isterim. Lütfen. Eğer geçinemezseniz, sıkıntı yaşarsanız, zorluklar yaşarsınız. Mesela ölüm insanın aklına hiçbir zaman gelmemesi gerekir. Ama bunalım size bu hayat artık ben bu hayatı taşıyamıyorum, taşıyamıyorum dedirtir. Ve meclisin önünde kendinizi ateşe verirsiniz. Yoksulluk kendi yavrunuzdan bağınızın kopmaya başladığı andır. Onun taleplerini karşılayamadığınız andır. İşte devlet, büyük devletler tam da böyle zamanlarda devreye girerler. Devletin, yani iktidarların devleti yönetirken en büyük görevleri insanları yoksullaştırmamaktır. Adaletli bir sosyal ağ kurmaktır. Şimdi bunu yapamamışlar bunlar. Bakın gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Eğer bu iktidar değişir, cumhurbaşkanlığı sistemi biterse, gelecek olan Millet Masası'nın genel başkanları ittifakla bir araya geldiklerinde ilk bir yıl içerisinde Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İlk önce oradan. Bu bir. İki, Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz sadece üniversite okumak için okumayacaklar. Bir yıl içerisinde yurt problemi bitecek ve o öğrenciler hak ettikleri bir şekilde eğitim alacaklar. Asla borçlandırılmayacaklar. Asla borca mahkum edilmeyecekler. Üç, çiftçimizin tamamının bütçedeki hak ettikleri %1'lik payı o gün ödenecek. O gün ödenecek. Çiftçilerimizin, yani hem orman köylülerinin hem de çiftçilerimizin sigortasını devlet karşılayacak. Bu ülkede ülkenin koşulları tekrar tespit edelim. Dünyadaki tüm teknolojik bilgilerle büyük bir ekonomik hamle başlatılacak. Sadece batıda değil, bütün ülkelere, bütün bölgeler bir ağ şeklinde birbiriyle bağlanacak ve büyük bir sanayi atılım hamlesi sağlanacak. Burada limanlarımız devreye sokulacak. Burada fabrikalar devreye sokulacak. Burada